Instagram kendini güncellemeye devam ediyor. Bugünkü videomuzda neye değineceğiz arkadaşlar? Instagram'ın web tarafındaki paylaş butonuna değineceğiz. Evet, artık web tarafında da paylaşım yapabiliyoruz. Ama bizleri neler karşılıyor? Hangi tür paylaşımları yapabiliyoruz? Bu videomuzda bunlara bakacağız. Gelin şimdi başlayalım. Şimdi bildiğiniz üzere web tarafında paylaşım yapmak yoktu arkadaşlar. Artık geldi. Şurada gördüğünüz gibi mobildeki artı butonu artık burada da var. Bundan önce ne yapıyorduk? Ya mobilden paylaşıyorduk ya içerik stüdyosundan paylaşıyorduk vesaire. Bu şekilde paylaşımlar yapıyorduk. Ama artık yani artık masaüstü bilgisayarınızdan paylaşım yapabileceksiniz. Peki hangi tür paylaşımlar yapılıyor? Hemen bunlara bakalım. Bu arada benim Instagram hesabım da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi faydalı reels'lar, videolar paylaşıyorum. Beni de takip etmeyi unutmayın. Her neyse. Şimdi artı butonuna basıyorum. Artı butonuna bastıktan sonra yeni gönderi oluştur alanı geliyor. Tıpkı mobildekiyle aynı. Buradan hemen bilgisayardan bir görsel seçip paylaşmaya başlayacağım. Görselimi seçtim. Seçtikten sonra yine karşıma bir arayüz geldi. Bu hangi arayüz? Instagram'ın fotoğraf seçtikten sonraki arayüz arkadaşlar. Burada ne yapabiliyorum? Hemen şuraya gelip fotoğrafımın en boy oranını ayarlayabiliyorum. Tıpkı mobilde olduğu gibi. Daha sonrasında burada zaten zoom çubuğumuz var. Ve şurada gördüğünüz gibi bu işaret tanıdık geliyor size. Özellikle kaydırmalı post hazırlayanlar bu işaretin ne olduğunu bilirler. Bu çoklu seçim ikonu arkadaşlar. Yani demek oluyor ki buraya basarak biz karosel yani kaydırmalı içeriklerde oluşturabiliyoruz. Bu artı butonuna görsellerimizi ekleyerek kaydırmalı görseller artık bu web tarafında da oluşturabiliyoruz. Her neyse bu seferlik ben şöyle tek bir görsel paylaşacağım. İleri diyorum. İleri dedikten sonra karşımıza neler geldi? Filtreler geldi. Asla ama asla kimsenin kullandığını düşünmüyorum buranın. Yani artık Photoshop, Lightroom gibi uygulamalar ya da daha böyle farklı mobil uygulamalar olduğu için burayı kullanmıyoruz çoğu zaman. Hatta bence hiç kullanmıyoruz. Eğer kullanıyorsanız da bu yine mobildekiyle aynı. Şuradan hemen yoğunluk derecesini ayarlayıp filtrenizi şöyle yapıştırabilirsiniz. Bu size kalmış. Şurada da daha detaylı ayarlar var. Parlaklık, kontrast vesaire, doygunluk. Buralar yine mobildekiyle aynı arkadaşlar. İleri diyorum. Ve artık paylaşım alanına geldik. Paylaşım alanı da tıpkı mobildekiyle aynı. Hiçbir fark yok. Hemen buraya bir açıklama yazıyoruz. Örneğin ilk post yazıyorum. Tamam mı? İlk post yazdım. Buraya ne ekleriz? Hashtag ekleriz. Hemen hashtag alanımı açıyorum. İşte foto diye yazıyorum örneğin. Gördüğünüz gibi yazdıktan sonra alt kısımlarda mobilde olduğu gibi yine bana öneriler sunuyor. Buradan yine önerilen etiketlerden de buraya görselimize yani açıklamamıza ekleyebiliyoruz. Örneğin Sunday falan sallıyorum şu an. Burada yine güzel şeyler karşımıza çıkıyor falan filan. Şöyle birçok etiket kullanabiliriz. Sallıyorum şu an her neyse. Tabii bu etiketler saçma oldu bu görsele göre. Her neyse. Gördüğünüz gibi etiketleri de yazabiliyoruz. Bu bize kendi etiket önerisini de yapıyor. Kendimize göre bir uyarlayabiliyoruz. Her şey mobilde olduğu gibi. Ve görselimizin üzerine kişi de etiketleyebiliyoruz. Hemen buraya bir isim yazıp kişileri ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Tıpkı mobilde olduğu gibi. Oldukça pratik. Konum ekleyebiliyoruz ama burada işte bilgisayarınızın konum ayarlarını açmanız sizin yararınız olur. Daha detaylı bir konum girebilmek için. Her neyse. Burada erişebilirlik ayarları var. Altta alternatif metin yazabiliyoruz. Gelişmiş ayarlar var. Burada yorum yapmayı kapat vesaire ayarlar var. Ve daha sonrasına paylaş diyoruz. Mobilde olduğu gibi birebir içeriğimiz paylaşılıyor. Peki başka neler paylaşabiliyoruz? Video paylaşabiliyoruz. Kaydırmalı içerik paylaşabiliyoruz. Fakat Reels, Story gibi şeyler paylaşamıyoruz. Nedenine gelecek olursak. Yani ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Sebebi şu bence. Şimdi burada story paylaşmak saçma olacak. Story nedir? Anlık paylaşımlıktır. Yani fotoğrafı çekersin, mobil atarsın, bir şekilde paylaşırsın bunu. İşte zoom yaparsın, bir şey eklersin, gif eklersin falan filan ayarlamalar yaparsın. Fakat bunu masa üstüne nasıl yapacaksınız? Bir sorgulayın. Yani şurada bir yuvarlak alan olsa, story paylaştıysa. Fotoğrafı mobilden atacaksın da işte ilgili yerleri zoom yapacaksın da işte bunu işte masa üstünde ne kadar yapabilirsin? Hadi bu da hiç şey değil, kolay değil. Oraya zoom yapacaksın falan işte efektler vereceksin, bir şeyler yazacaksın.
Bu masa üstünde zor arkadaşlar. Bence bunu yani çok zor getirmeleri. Size o kadar söyleyeyim. Yani story özelliği bence gelmez. Reels özelliği gelebilir. Tamam, o biraz story'dan farklı ama o da yine kısıtlı bir şekilde gelebilir. Yani Reels düzenleyemezsiniz bence. Şöyle düzenleyemezsiniz. Hani efekt atamazsınız, filtre atamazsınız, zamanlayıcı kullanamazsınız vesaire. Ne için kullanırsınız? Reels vardır. Reels'ınız hazırdır. Siz buraya yüklersiniz, planlarsınız, açıklamasına girersiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz bence. Ki bunu da ilerleyen zamanlarda bence Instagram getirir. Ama böyle tamamen işte buradan sıfırdan Reels yap, işte story hazırla gibi seçeneklerin geleceğini düşünmüyorum. Eğer gelirse de nasıl olur onu da bilemiyorum. Benim düşüncelerim bunlar. Ama şu anlık video, statik görsel, karosel yani kaydırmalı içerikler paylaşabiliyorsunuz. Bu kısım oldukça kolay. Bu videomuzun konusu buydu arkadaşlar. Yani web tarafında paylaşım nasıl yapılır? Artık herkes paylaşım yapabiliyor. Bu video sayesinde artık gördük. Şimdi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aşağıda çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bu arada kanalıma hala abone değilsiniz de abone olmayı da unutmayın. Çünkü analizlere bakıyorum, çoğunluğunuz YouTube arama kısmından geliyor. Yani kanalı bir şekilde keşfediyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Videoları izleyip geçiyorsunuz. Hemen şurada abone ol butonuna basın. Yeni gelecek efsane videolardan da ilk siz haberdar olun ve sayfanızda uygulayın diyorum. Bu kadar diyorum size. Yani hızlıca görün ve uygulayın. Her neyse, şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.